Bunlar da asker bavulu gibi. Bırakıldıkları yerden kalkmadılar ana. Ay sohbeti diye geldiler, hala buradalar. Mucize. Ne var? Hadi bakın. Sizin kocanız, abiniz, mabiniz bir şeyiniz yok mu ha? Merak edersiniz. Hadi üçlemlik çay içtiniz. Hadi anam yürüyün. Öf. biz sizin aile ortamını çok seviyoruz da ondan. Kısa bir süre önce otelcilik sektöründe büyük bir skandala imza atan Nurettin Soner ve ailesinde sular durulmuyor. Skandalların ardı arkası kesilmiyor sayın seyirciler. Soner'in kız kardeşi Esma Soner ve eşi Sinem Soner sokakta kendilerini mektup halde görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Rahat bırak bizden onu. Çek abi, çek 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 çek. Görüyorsunuz sayın seyirciler, durum ortada. Yarının ne olacağı hiç ama hiç belli değil. Kız bunları sokak... Ay sokaklara düşmüşsünüz siz. Esma bu ne hal, ne oluyor? Sinem Hanım bunu kutmuş. Ay bir de bak. Bak, bir de basına mı saldırdınız? Kırarım. Bak kırarım. Ay zahmet. Bak başlarım senin röportajına. Bak kırarım bu kamerayı, çekme. Skandal. Allah Allah, işini yapıyormuş. Kaç yaşında? Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum Sinem. Seni de seviyorum. Güzel karım benim. Kim bilir nerelerde ne yapıyor. Çok özledim. Of! Bu benim kızım mıydı ya? Bununla da bitmedi. Soner'lerin ikinci skandalı bir yarışma programından geldi. Skandala imza atan isim bu defa Alize Soner'di. Hangi imzaymış o ya? Çabuk anlat. Hemen anlatıyorum. Öteki Tekim adlı yarışmada Nurettin Soner'in damadının sözde sevgilisi nedeniyle stüdyo karıştı. Sevgilini karından gizli işe alıp evine sokmuşsun ama. Şaka pastığına falan mı geçtik şu anda, ne oluyor? Serkan. Alize Soner bu görüntülere aldırmadan eşinin yanında olmayı tercih etti. O yılan bileni kendine sakladım. Bizim aşkımız senden büyük. Alize Soner tüm çabalarına rağmen yarışmayı Serap Darıca ve Bilge Soner adındaki nişanlı çifte kaptırdı. Ne? Bilge ile Serap hangi ara nişanlandı ya? Ya bunların hepsi bir kabus olmalı. Bunlar kabus değil sayın seyirciler. Bunlar Soner ailesinin skandallarla dolu hayatının gerçek tarafı. Hanımefendi çok rica edeceğim, bana laf yetiştirmeyin. Daha bitmedi. En büyük skandal da finalde geldi. Nurettin Soner'in kız kardeşi ve eşi nedeni belirsiz bir şekilde sokağa düştü. İçler acısı bir tablo. Nereden nereye? Titanik bile böyle batmadı. Ve kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Bak kırarım bu kamerayı, çekme. Gidecek hiçbir yeriniz yok mu? Sinem, Esma ne oluyor ya? Allah'ım bu rezillik ne Sinem? Sokağa düşmenin hıncını basın mensubu arkadaşlarımızdan çıkaran Esma ve Sinem Soner'dense hala haber alınamıyor. Yahu bırak battaniyemi. Acaba diyoruz, tüm bu isimlerin odak noktasındaki Nurettin Soner'de mi bir sıkıntı var? Bütün bunlar onun yüzünden mi oldu? Evet. Evet, hepsi benim yüzümden oldu. Bir gecede rezil rüsva ettim ailemi ya. Keşke karaya ayak basmasaydım. Keşke. Mesut'la beraber o teknenin içinde hiçliğe doğru yolculuk etseydim. Keşke. Ben şimdi hangi birinden hesap sormaya başlayacağım ya? Hangi birinden? Esma, sizin sokaklarda işiniz ne? Madem öyle bir şey yaşandı, buraya gelseydiniz. Ay bir de basına saldırmışsınız be. Yazık, yok be. Ha sen basına niye saldırıyorsun basına ha? Rezil rüsva ettiniz bizi. İnsanın içine çıkacak halimiz kalmadı. Anlat. Herkes sussun. Esma sen anlat. Anlat ama lafı uzatma, tamam mı? Peki Kezban kızım. Biz bu Sinem'le Mesut'la abime bir ders verelim diye evden kaçtık fakat sonra dönemedik. Sonra bu gelinim aynı zamanda görümcem olacak kaplumbağa terbiyecisi beni kaçırdı. Zorbalık etti bana, kişiliğimi, kimliğimi, varlığımı onu fark etti. Benim kızım kimseyi kaçırmaz, zorbalık yapmaz, kimsenin kişiliğini de onu fark etmez. Peki Kezban teyzeciğim, nasıl dersiniz? Ne diye atır otur kaşınıp duruyorsunuz ya? Ay.
Of, bilmiyorum Serap, yemin ediyorum şu anda kafa derimi söküp atasım var yani. Sinem, biz o battaniyeden bitlenmiş olmayalım sakın. Gel baksana şu kafama bir. Ne diyorsun? Gel bakayım. Ha, bak bakayım bir. Ha? Esma, bu bitmi. Çok seviyorum biliyorsun bunu ama şu an, şu an gerçekten benden uzak dur. Bizden uzak durun ya. Ama bizi bırakmayın böyle. Ay yeter. Susun. Herkesi sükunete davet ediyorum. Ay Serap, annem ayrılık acısından iyice terminatöre döndü. Aşkım sus diyorsa mahvolursun. Kimse bir yere gitmiyor. Bir iki bit yüzünden ailemin dağılmasına izin vermeyeceğim. Zaten giden gitti. Neyse. Mucize. Ha, efendim anneciğim. Git, kilerde gaz yağ, maske, eldiven var. Derhal onları buraya getir. Yeterle Esma'nın bitlerini temizle. Ne? Ben mi? Evet sen. İtirazın mı var? Ay anne ben hiç yapamam yani. Asla. Asla. Ben gerekirse belediyeyi çağırırım. Bunları böyle ilaçlatırım ama bunları elime bile sürmem. İğrenç. Bana bak. Ha? Ben ne Kadir'e benzerim, ne de adı lazım değil, o hayırsız Hayriye. Dediğimi yapmazsan sinirimi senden çıkartırım. Sonra Allah'ına dua edersin, Allah'ım bir mucize yolla diye. O kadar diyorsun yani. Evet, o kadar tabii. Herkes benden korksun. Ben yaralı bir aslanım. Biraz gidin belgesel seyredin de görün bakalım yaralı aslan nasıl olurmuş. Ay yok anneciğim, hiç belgesele falan gerek yok. Tamam ben... O zaman ben şey, kız nerede, kiler neredeydi bana bak. Canım mutfağın orası işte. Düz gidip sağa mı döneceğim? Sağa. Oradan mı? Hadi bana şans deneyim. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi. Allah bismillah. Bunu göstereceğim size. Bitti bitti bu eve gelmek neymiş. Hadi. Hadi bismillah hadi. Saçları dolup uzun yani. Benim bundan bir an önce kurtulmam lazım. Yoksa sonum o kaplumbağaya benzeyecek. Dünya dönüyor ama benim etrafım